Selam millet, Dead or Alive'da tekrar birlikteyiz. Evet kardeşlerim, bir anılara dikiz belki de, ki benim isteğim o yönde, bir seri olarak Subnautica oyunumuza geri döndük. Aradan yıllar geçti, bir yıldan fazla geçti herhalde. En sonunda Ocak 2018 update'ine, 59.741 update'ine ulaştık ve oyunun tamamlanmış sürümü, tam sürümü piyasaya çıktı. Ben de siz kardeşlerimle birlikte şöyle yeni bir oyuna başlayarak, hayatta kalma diyerek bu tamamlanmış sürümün nasıl bir şeymiş, bakalım neler eklenmiş oyuna, yeni neler varmış, onları görmek istiyorum. Gerçi bu ilk videomuzda sadece bunu size duyurmuş ve biraz oyunu oynamış olacağız. Çünkü zannetmiyorum ki oyunun başlangıcında çok fazla bir yenilik görelim. Belki grafiklerde biraz yenilik görebiliriz. Ama asıl keşfedeceğimiz şeyler oyunun devamında ve içindeki senaryoda. Bakalım hep birlikte bunu göreceğiz. Büyük bir merakla ben de bekliyorum şu anda. Biliyorsunuz Subnautica dev bir geminin içinde araştırma ekibiyle birlikte bir gezegene düştüğümüz ve tek başımıza hayatta kaldığımız, başkaları var mı kurtulan diye aradığımız ve dünyaya yayılmış olan, yani bu gezegene yayılmış olan şeyleri tarayarak, keşfederek hayatta kalmaya çalıştığımız bir okyanuslu hayatta kalma oyunu. Çünkü bu gezegen tamamen okyanuslarla çevrilmiş durumda. Daha önce belirli bir ana senaryosu yoktu oyunun. Yavaş yavaş güncellemelerle gelmişti. Bakalım bu ana senaryoyu çözüp, ki oyunun Türkçe desteği var en güzel yanı. Türkçe desteğiyle çok güzel okuyarak, anlayarak bunları çözerek hep birlikte bakacağız nelerle karşılaşacağız. Açıkçası ben de merak ediyorum. Ve Bilinmeyen Dünyalar firması sunar. Bütün personel gemiyi terk edin. Evet, işte biz de o personeliz. Oh, 3-2-1 attı bizi. Gemi gidiyor. Gemi yalan oldu. Gemi yalan oldu. Oh. Abi onu kafana yersen olmaz. Onu kafana yersen olmaz. Senden bir daha hayır gelmez. Oh. En sevdiğim. En sevdiğim, her yerde yangın. Yangın tüpü. Yangın tüpünü kap. Al. Püskürt. Çok güzel. Kurtulduk. Şimdi. Her şey başarısız. Acil durum kipinde başlatılıyor. Altera. Ne güzel reklam yaptı. Başımdan küçük bir yara almışım. Koşullar içerisinde bu son derece normalmiş. Peki gel bir de bana anlat bunu. Acil durum kipinde PDA başlatıldı. Bu da bizim cihazımız. Düşmancılı ortamda sizi hayatta tutmak. Ayrıntılı şey havuzuna başvurun diyor. Çok güzel. Tablo aç kapa PDA'yı. Tamam canım. Ne var burada? Burada ne var? İşaret fişeği var. Besin varmış. Bir besin alalım, bir su alalım. Bazı yırtıcıları şaşırtmak için kullanışlıymış. Bunu da alalım o zaman. İşaret fişeğine 1 diyelim. Bence yangın söndürücüye artık ihtiyacımız yok. Geri kalan şeylere bir şey demek zorunda değilim. Vay, işaret fişeğiyle bir de artistlik yaptı. Bu neydi emmi? Bu bizim kaynaklarımızı dönüştürdüğümüz yerdi. Gayet güzel. Bu bizim telsizimiz ki onu onarmamız lazım. Bu bizim medikitimiz. 10 numara. Hayda. Ne biçim bir yere gelmişiz biz ya? Bayağı derin bir yere gelmişiz. İnişte böyle yerlere denk gelmezdik genelde. Ve işte bizim gemimiz. Aurora yörüngede gövdesine hasar aldı. Nelerin bilinmiyor. İnsan yaşamı belirtisi algılanmadı. Peki canım. Şimdi ilk işimize koyulmamız lazım hemen. Materyal toplamak. Etraftan materyalleri hızlı hızlı indiregandi yapmamız lazım. Şunlar bizim en sevdiğimiz tek gözlerimiz. Şu da bizim en sevdiğimiz balon balığımız. Bunlar asit mantarı. 10 numara. Yabancı canlı türleri. Beklenmedik derecede zenginmiş. Ne bekliyordunuz? Türlerin fakir olmasını mı? Ah çok kötü. Peki. Burası güzel bir yer aslında. Yüzeye dön. Anam. Oksijenim bitti. Bak oksijen. Bir gözümüz oksijende olmalı hep bu oyunda. Bunu unutuyorum. Daha girişinden gelişinden unuttum hemen. Materyalleri tanıyamıyorum yalnız. Tabi haliyle göz aşinalığımızı kaybetmişiz oyuna karşı.
Başka bir şeyler olmalıydı burada. Neyse, şimdilik bu kadar materyallerle bir dönelim bakalım. Bu materyallerle bir dönelim bakalım neler yapabileceğiz. Bir şeyler yapabilecek miyiz ya da? Gel buraya koç. Besin bizim balon balığıyla kese balığı. Balon balığı demiştim. Kese balığıymış adı. Su yapabiliyoruz öncelikli olarak. Diğer balıklarımızla yemek yapabiliyoruz. Kaynaklardan, temel malzemeden titanyuma dönüştürüyoruz hurdalarımızı. İç organlarını falan temizleyip pişiriyormuş baksana ya, bizim mutfağa da lazım bundan bir tane. Balık yapmak için birebir. Şimdi titanyum külçesi istemiyorum. Yapabileceğim şey ne? Aletlerden bir şey yapabilir hale geldik. Yok, gelmedik. Uyarıldık sadece. Yemeklerden iki tane yeni şey öğrendik. Benim şimdi ne yapmam lazım? Konuşlandırılabilir değil. Öncelikle donanım yapmam lazım. Donanımdan boru yapabiliyorum. Yüzer hava pompası yapabiliyorum. Yüzgeç yapabiliyorum. Oksijen tüpü. Yüzgeç yapamıyorum. Silikon kauçuk lazım. Aletlerden benim tarayıcı yapmam lazım. Pil ve titanyum lazım onun için. Peki, çok güzel. Pil için ne lazım? Bu arada madem öyle. Elektronikte pil için bakır cevheri ve asit mantarı lazım. O zaman toplamaya devam. Toplamaya devam ama önce mümkünse şunların bir kısmını buraya bırakayım ben. Şöyle. Asit mantarlarını falan da. Yemek ne durumda? Açlığım mı benim? Bu neyim? Hangisi neyim benim ya? Hangisi benim neyim? Bilemedim ki ben. Su bundan, bu artıcıdan elde ediliyor. Tabii ki. Bunları atarlıyorum. Atarlıyorum. Hemen hemen. Hemen hemen atarlıyorum. Tamam. Tamam çocuğum, sakinim. Şimdi hangisi neymiş çok güzel anlayacağız. Ben şuradan gelerek mavi olan sudur diye düşünüyorum. Bu yemek mi? Evet, bu yemekmiş. Benim biraz daha yemek bulmam lazım açıkçası. Yemek bulmadan bu işler olmaz. Bakır da bulmam lazım. Bir VR'ım olsaydı akli dengesini yitirebilir insan bu oyunu VR'da oynarken. Özellikle zamanı gelip büyük yırtıcılarla karşılaştığımızda. Böyle bir yeri de ilk defa gördüm ha. Neredeyse ayakta durabileceğimiz bir yer var burada ya. Vallahi neredeyse ayakta durabileceğimiz bir nokta. Çok ilginç. Bundan sonrası o yardırıyor tabi derin. Tamam, oyalanmayalım. Hemen bizim base'imizin yakınlarında neler bulabileceğimize bir bakalım. Şimdi öncelikle bakır bulmamız lazım. Efendim, cam bulmamız lazım. Etrafta bol olurdu camlar ya. Cam çok bol olurdu. Kireç taşını kır peki. Bu kadar derin olması biraz şanssızlık olmuş buranın ya. Çok fazla derine inip inip çıkmak zorunda kalacağım. Oksijenim biter. Şurada bir tane materyal var. Aradığım materyal bu galiba. Aynen öyle. Çok da yolumu kaybetmeden şöyle gideyim. Bakır da buldum. Mağara sisteminde bir şeyler bulmuş. Aferin sana. Aferin, mağara sisteminde bir şeyler bul. Bir çıkış da buradan mıydı buraya ya? Evet. Üstüne çıkabiliyorum bunun. Doğru. O nedir bilmiyorum tam olarak. Gerekirse onu da gidip öğreneceğiz. Şimdi temel malzemelerden cam yapabiliyorum. Ya da bakır cevherim yok mu benim? Ben demin ne aldım? Ben titanyum almışım. Kuvart kuvart almışım. Peki. Titanyum, kuvart, kuvart. Bunlarla da işime yarar bir şey yapabilirim diye düşünüyorum ya. Şuradan donanımdan oksijen tüpü için titanyum 3 lazım diyor. Ben iki tane oksijen tüpü yapayım kendime. Valla. İki oksijen tüpü yapayım şöyle. En azından bir süre rahat edelim. Sıradan oksijen tüpü. Aşağıladı onu. Sıradan dedi. Vasat. Yüksek sıvalı oksijen tüpü. Kesinlikle. Kesinlikle ben buyum işte. İkinci yapmam gereken şey şuydu. Onun için pil ve titanyum diyor. Titanyumumuz var. Pil diyordu. Tekrar etmek istiyorum şöyle bir bilgiyi. Pil için bakır cevheri diyor. Okeydir. Okeydir aga. Kuvarslardan cam yapmıyor muydun sen?
Cam yapıyorduk varsa. Evet, bir cam yapalım bakalım. Bir şey elde edebilecek miyim bununla? Cam yaptım kişiselden. Yüksek sıralı oksijen tüpü için titanyum cam diyor. Bu güzel. Şu anda iki tanesi 75 verdi bana. Titanyum cam. Benim şu paletim ne yapıyordu ya? Paleti nasıl yapıyordum? Silikon kauçuk. İlginç. Silikon kauçuk nasıldı peki? Titanyum silikon kauçuk için şu yosun salkımlarından lazım. Tamam. Anladım. Görevimi anladım şu anda. Ben bir tane yüksek sıralı oksijen tüpü yapmışım. Diğerini üstüme mi giydim? Olur yani, üstüme giymiş olabilirim. Çok olası. Adamı nereden kontrol ediyorum? Üstümdeki eşyaları. Ha, şuradan. Tabii ki üstüme giymişim. Çok güzel. Yosun salkımları nerede var şimdi? Asıl soru. Yosun salkımlarını nereden bulabilirim? Seni almam lazım canım, kusura bakma. Kaçma. Sen nesin ya? Gel buraya. İşte bu. Kaptım. Kaçırmam. Seni de kaptım. Öncelikli olarak biraz materyal bulmak istiyorum. Burada bayağı suyun üstünde bir şey var. Ben kendimi suyun üstünde bir şeyler bu... Yani suyun üstüne kadar çıkabildiğimi zannediyordum. Bu bayağı bildiğiniz... Karaya ayak basacağız neredeyse. Basamadık. Olmadı. Karaya ayak basamadık. Şimdiden hava kararmaya başladı. Karanlık havayı hiç sevmiyorum bu oyunda. Hiç sevmiyorum. Gerçekten karanlık bizim dostumuz değil. Ama böyle olmaz. Zaten bulabildiğim maddeleri verme bana. Bir de havanın kararması şu anda bizim için çok kötü. Çünkü zaten ne ışığımız var ne bir şeyimiz var. Teknolojimiz çok zayıf. O yüzden belki de havanın aydınlanmasını beklerim ya. Bir şeyler yapmak için. Gel buraya. Gel buraya. Senin gözün parlıyor ama karanlıkta. Benden kurtulamazsın. Aa, bu oksijene bizim hava almamıza yarıyordu değil mi? Evet. Ama yeterince hızlı vermiyor sanki oksijeni. Yok, gayet de hızlı veriyormuş. Hele de üstünde durunca şov yaptı. Tamam. Yeter. Bütün oksijeni doldurduk. Önceden hiç böyle müziği falan yoktu yanılmıyorsam bu oyunun ya. Çok da güzel müzikleri olmuş. Gel buraya. Kaçma. Bol bol yemek alacağız artık. Ne yapalım yani? Karanlıkta uzaklara gitmek, bir şeyler yapmak şansım yok. Vay. Bana değişik numaralar ha. Onlar ne abi? Ha, onlar şu bizim etrafında asit topu bırakanlar. Etraflarında garip bir asit topu bırakıyorlardı. Duvarları falan da göremiyorum ki. Duvarları falan görebilsem bir şeyler toplayacağım oradan. Bölgesel ışıma düzeyi yükseldi. İlginç. Hayda. Patlayan balık değil miydi o ya? Evet. İyi hatırladım onu. Onu iyi hatırladım ben. Patlayan balıktı. Çocuğum çık yukarı çık. Sakata gelecek Aurora. Hemen kendime şuradan yemek pişireyim. Karnım aç. Açlık kötü şey. Ama susamak da istemiyorum. Çünkü her tarafınızda su varken açlıktan ölmek gerçekten çok kötü olur. Her tarafınızda su varken susuzluktan ölmek kötü olur. Bayağı almışız bize. Kaç tane gözcü balığım var benim ya? Pişmiş gözcü, pişmiş gözcü. %116 mı oldu? Ha, 116'ya kadar gidebiliyormuş. Peki. Öyle olsun bakalım. Çok tok olabiliyormuşuz demek ki. Ben şunu da kullanayım ya. Canım da dolsun. Yenisi çıktı mı buradan? Aha vallahi çıkmış.
O zaman ben ne olur ne olmaz diye yine pişireyim gözcü balığını. Galiba piştiği zaman daha zor bayatlıyordu. Emin olamadım ya. Hep birlikte göreceğiz ama. Üzerindeki materyalleri şuraya bırakayım. Şunu da pörtleteyim hatta oradan. Gayet güzel. Şimdi gündüz olduğu zaman asit mantarımız var. Pil yapmamız lazım. Kavuç için o salkımlardan bulmamız lazım. Hava hala karanlık değil mi? Sen niye hala tütüyorsun ya? Senin şeyin bit... Ana! Üstümüzden uçarak bir şey geçti ha. Niye böyle bana heyecanı verdin? Niye bana heyecanı verdin anlatır mısın? Kardeşlerim, uzaylı gezegenindeki şu güzel gün doğumuna bakar mısınız? Ve bu güzel gün doğumuyla birlikte ben bakır buldum. Evet, doğru duydunuz. Ben bakır buldum. O yüzden şuradaki malzemelerden değişik değişik olanlardan bir miktar üzerime alarak onlarla önce bir pil ondan sonra pilimizle aletlerden bir tane tarayıcı yapacağım. Mükemmel. Tarayıcı bütün blueprintleri bulmamızı sağlayacak bu oyunda. Tarayıcıyı 1'e alıyorum şimdi. Şu flayer'ı 2'ye alayım. Sen ne istiyorsun abi? Yapım aracı varmış bir tane. Aracı var. Yüksek sıvalı oksijen tüpü yaparız merak etme de onun için daha çok var yani. Güçlü pil, müçlü pil bunlar şu anda bize çok uzak. Evet, tarayıcıyla şimdi her şeyi keşfedebilirim. Doğru söylüyorsun. Şimdi sırada yapmam gereken şey ne? Güçlü pili geç abi. Onu gösterme bana. Donanımdan benim palet yapmam lazım. O yüzden silikon kauçuk. Bıçak yapmam lazım. Silikon kauçuk. Evet abi kesinlikle o pislik fare yaratıkların benim hiç sevmediğim, korktuğum pislik fare yaratıkların olduğu yosun şeyini bulmamız lazım. Ha şurası. Dedim ya ben gecenin karanlığında böyle bir şey yapmamız yani imkansıza yakın. Gecenin karanlığında bu olmaz. Ama böyle gündüz biraz daha ışıklı bir ortamda bu gayet yapılabilir bir görev. Bu görevi başarabiliriz. Sorun şu ki yosunlar nerede? Yosunların üzerindeki o meyveler nerede? Gel bakayım bana biraz oksijen ver. Aa bir de seni tarayayım. Beyin mercanı. İşte bu kadar. Artık beyin mercanının ne olduğunu biliyorum. Şimdi şuraya doğru gideceğim. Bu yosunlardan birkaç parça kopartacağım. Bunu yapmamız lazım. Öz tarama diye bir şey var bir de ya. Çok güzel. Ama bunu yapmadan önce ne kadar alabiliyorsam şundan almam lazım. Öz taramayı da yaptık. Çok güzel. Şimdi mekanıma geri döneyim. Öz tarama tamamlandı. Yaşamsal belirtiler olağan. İzlenmeye devam ediyor. Devam et bakalım. Nefesimiz ne kadar? Nefesimiz de fena değil. Hala 30. Bence yetişebiliriz. Bence yetişebiliriz. Sıkıntı olmaz. Yalnız çok da hızlı yüzemiyormuşuz ha. Paletlerimiz olmadığı için hatta patates gibi yüzüyormuşuz. Bunu da bir aklımızda bulunduralım. Unutmayalım bunu da. Dev mercan borusu. Oh, her şeyi taramaya başladık. Gel buraya ya. Kaçma. Nereye gittin? Gözcü balığını da taradım. Mükemmel. Mercan diskinde. Bu taramalar benim bir işime yarıyor muydu? Hatırlamıyorum ya. Sadece galiba database onları eklemiş oluyorum. Artık bilerek ninjalıyorum onları. Mükemmel. Mükemmel. Şimdi biraz gidip bilim yapalım. Biraz let's bilim. Gel buraya. Efendim bana
silikon kauçuğu yap. Bir tane daha yap. O zaman şimdi şuradan kişiselden donanımdan palet yap. Yüzgeç. Şimdi yüzmeye başlayacağız işte. Deminden beri aslında yüzmüyorduk biz. Bildiğiniz yüzmüyorduk. Bıçak yap. İşte bu da teknolojideki ikinci adımımız. Obraxis Prime katliamından sonra silahlar yaşam kozası üreticisinin belleğinden kaldırıldı. Baba nasıl adamlarsınız siz ya? 3 tane şey bulduk diye hemen katliam mı yaptınız? Vay arkadaş. Neyse bıçak üretilmiyormuş. Neyse ki bizim şey üretiyor bizim koza. Sakata gelmiştik yoksa. Şimdi bunu 1'e aldım, bunu 2'ye aldım, bunu 3'e aldım. Çok güzel. Artık paletimiz de var. Yeni canlı türleri, bitkiler, deniz, mor yelpaze. Çok güzel. Ben bu okunmamış şeyleri çok sevmediğim için hemen onların hepsini klikleyip okunmasını sağlamak istiyorum şöyle. Ama neden okumadı onu? Biraz onda durmam mı gerekiyor okuması için? Evet, üstünde biraz durmam gerekiyor. Sen okumadın diyor. Beni kandıramazsın diyor. Şimdi biz bunlarla alakalı farklı neler yapabiliriz ona bir bakalım. Temel malzemelerden yağlayıcı diye bir şey yapabiliyorum bununla alakalı. Ağartıcı tuz çökeltisi mercan örneğinden yapılıyor. Cam bundan yapılıyor. Kauçuk yapabiliriz yine. Elektronikte pil yapmak için silikon kauçuğa ihtiyacımız var ama bizde silikon kauçuk var. Efendim bir tane daha gözlük pişirip yiyebilirim. Madem aldım yiyeyim. Sonra aletlerden bıçağı yaptık. Onarım aleti lazım. Mağara sülfürü lazım onun için diyor. Peki. El feneri için pil lazım diyor. Bakır. Her şey gelip bakıra dayandı. Şimdilik şunları böyle atmak istiyorum. Geri kalan malzemeleri de şöyle bırakmak istiyorum. Geriye bırakamadım. O zaman şunlardan ben kauçuk yapayım şimdilik ya. Kauçuk iyidir. Daha da nasıl silikon kauçuk yapabiliyorum ya? Ha, bir tanesinden iki kauçuk mu yapıyor? Ama bir de yağlayıcı yapayım. Güzel. Vallahi iki kauçuk yapıyormuş. Sonuç olarak daha az yer tuttu ama. Ne diyorsun ya? Yine uyarı uyarı demeye başladı bu. Yine uyarı demeye başladı. Güzel kardeşim. Çekerim bıçağı. Acımam. Bıçağı çekerim. Arkadaşım. Mercan diskini ben kesiyorum. Neden aşağı gidiyor mercan diski? Kestiğim disk aşağı gitmesin istiyorum. Bir de mercan borusundan bir şey almamız gerekiyordu galiba. Bundan değil. Vallahi makina gibi yüzüyorum artık. Evet, bunu da hallettik. Şimdi biraz daha bakır bulmamız lazım. Yalnız paletlerimiz var diye bir gaza gelip şeyi unutmayalım da. Bak yine geldi ya. Vay karaktersiz ya. Bu sefer yakaladı bizi. Bu ne? Yaratık yumurtası. Yok abi. Yaratık yumurtası şu anda bizim aradığımız bir şey değil. Mağara sülfürü. Vay patlayan. Afacanın olduğu yerden mağara sülfürü çıktı. Gel gel. Tam bir karaktersiz ya. O oksijenimiz de kalmamış. Ne güzel. Bakır da aldık. Bilmiyorum ama galiba bu iyi bir gezi oldu ya. Şu mağaranın içine bir daha gireyim ben. Dalıyorum abi bir daha mağaranın oraya. Titanyum her daim lazım. Aldım titanyumu da. Şu mağaranın içine bir daha döne döne mağaralara giriyorum. Bir kere en olmadı kuvars var. Mor yelpazeyi bıçaklayabiliyor muyum? Bıçaklayamıyorum. Asit mantarı iki tane alayım ne olur ne olmaz. Şuraya baktık mı? Baktık. Zaten oradan gelmişiz. Bir de senden yakalayayım dedim ama olmadı. Sen çevik çıktın. Ne oluyor be? Ana! Bunlardan geldi. Seni keserim seni. Keserim.
Seni keserim. Bildiğin keserim seni. Beni hasta etme. Karaktersiz. Peşimden kovalamış bir de beni. Çıkamıyorum da gemiye de çıkamadım panikten. Vay karaktersiz. Cam değil, titanyumu yap abi. Titanyumu bir parçalasın. Güzel. Şimdi bir tane daha pil yapalım. Sonra kişiselden, donanımdan. Yok abicim o değil. Onarım için mağara sülürü, titanyum. Evet, silikon kauçuk. Onarım cihazını yapalım. Silikon kauçuk alalım iki tane. Başka da bir şey yok zaten ihtiyacımız olan. Şuradan aletler. Onarım aleti. Güzel. El feneri için cam lazım diyor. O da var. Ayıp ediyorsun. Bak hazırladığım cam da var orada. El feneri için hemen bir tane camı aldım. Bir de el feneri yapalım. İşte mükemmel. Şimdi ben yalnız bunu 3'e el fenerini 4'e almak istiyorum. Sen en son kal. Burada kal sen. Bir suyu bir balığı yiyelim. 10 numara. Şu canı da bir dolduralım. Ki medikitimiz. Buradaki medikit mükemmel. Yine çıkmış. Evet. Geriye ne kaldı şimdi? Tasarımlar içinde şunları yaptık. Bunları yaptık. Benim kıyafetim yok. Henüz kıyafet diye bir şey bilmiyorum. Su altı motorum yok. Taşınabilir araç üreticim yok. Bunları bulacağız. Bayağı şey de biliyorum aslında. Tamam, kendi aletlerimden ne eksik kaldı? Hiçbir şey eksik kalmadı. Hava kesesi var. Yaşam alanı yapıcısı var. Ona da daha çok var. Donanımdan da yapacağım şeyleri hemen hemen yapmışım. Okey. O zaman tamam. Keşif yapmamız lazım sadece. Sadece keşif yapmamız eksik şu anda. Seni de bırakayım. Üstümde başımda da bir takım şeyler kaldı maalesef. Ha bir dur bir dur. Biz şu cihazı onaracaktık tabii. Hemen onarıcıyı bir açalım. Parmağıyla dokunması da efsane oldu. Telsiz devrede. Yardım çağrısı yayınlanıyor. Burası Aurora. Yardım çağrısı alındı. Kurtarma harekatı bulunduğunuz yere 9999 saat sonra varacaktır. Diğer yaşam kozalarının acil durum iletişimleri izlenmeye devam ediliyor. Güzel. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. O zaman şimdi yardırarak gidiyorum. Madem işleri keşfedebilecek bir cihazım var. Hah, etrafta şöyle şeyler bulmam lazım. Ve hemen dakika bir gol bir su altı motor parçası bir tane bulduk. Burada metali ne yapabiliyorum? Hah, sadece tanımlayabiliyorum. Peki. Burada metali bol bol alayım o zaman. Tanımlamak bizim umurumuzda olan bir şey değil. Etrafta gezinirken şimdi o kareleri bulmamız lazım. O kareleri bulmamız lazım. O kareler bize çok şey öğretecek. O kareler bizim hayatımızı kurtaracak hatta. Ve ben şimdi o kareleri bol bol gözden kaçıracağım. Siz kardeşlerim de bana bol bol dede orada bir tane bir şey vardı göremedin diyeceksiniz. Bu işin raconu budur yani. Genel işleyişi budur. Ben size söyleyeyim. Ben onları genel olarak göremem. Şöyle bir bakayım. Burada bir şey yok. Oo. En sevdiğim. Patlayıcı zirzop çıkacak oradan yine ya. Hiç gitmeyeyim onun yanına. Ne güzel sesler geliyor. Uzaylı sesleri duyuyorum. Bunlar bana asidi verir yanlarına gidersem. Muhabbetleri pek hoş değil onların. İtici. Aurora itici çekirdeğin devam eden bozulması sonucu bir kuantum patlama gerçekleşebilir diyor. Niye öz tarama diyor devamlı? Bu da bir yaratık yumurtası galiba. Aa bir sürü bir şey buldum. Dur hemen şunları açayım. Bakır cevheri mükemmel. Ama bana kare lazım ya. Bana o kareler lazım. İçinde planların olduğu evet.
O kadar çok hurda buldum ki. Çocuklar. Yok mu bir kare sağda solda? Yine gece oluyor. Mükemmel. Artık bir şey de alamıyoruz bu arada. Bitti yani, kapasite doldu. Ne oluyor be? Olmaz olsun böyle sesler. Oyunun sesleri güzel dedik de. Harç hurç yaratık yeme sesleri bilmem ne, bir şeyler gelip duruyor devamlı. Ha, en sevdiğim. Gerçi artık buna hazırlıklıyız. Yavrum ha, kendi gözüne tut onu öyle. Kendi gözüne tut ki iyi görürsün o zaman. İşte bu. İşte bu ve bu benim bulduğum tek şeydi galiba. Aynen öyle. Bulabildiğimiz tek kutu. Orada öyle tek başına duruyor. Ha, ben de seni bekliyordum ya, neredesin diye. Ne oldu? Pabuç pahalı mı? Kaçıyorsun. Terbiyesiz seni. Geldi bizi totomuzdan ısırdı, ondan sonra kaçıyor. Hadi, sığ sularda olması lazım onun. Burada değil, farkındayım. Burada olmaz. Burada şu patlayıcı olur. Başka şeyler olur. Yani bu da işte bu oyunun şans faktörü abi. O kadar kötü ki. Saatlerce arayıp bulamazsınız. Tek bir tane turda bütün aradığınız planları bulabilirsiniz. Tamamen şans kısmı bu da oyunun. Mesela galiba bulduk sonunda diye umut ediyorum. Kesinlikle bulduk. Sualtı motoru. New Blueprint Acquired. Ve bence onu yapacak malzemelerimiz var. Bana öyle geliyor. Onu yapacak malzemelerimiz mevcut. O yaratıklarla önceden dost bile olabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam ya. Onları besliyorduk. Onlar da bizim kankamız oluyordu. Emin olamadım şimdi. Şöyle bir gelelim hemen. New Blueprint. Neymişsin bakalım? Yağlayıcı bakır tel pil lazım. Bakır tel için ne lazım? Bakır lazım iki tane. Bakır var. Asit mantarı lazım. Oo, işte bu sorun. Başka bir erzağımız, bir şeyimiz yok değil mi? Peki şöyle yapsam. Bırak desem. Buraya bırakamıyorum. Nereye bırakıyorum? Suyun içine bırakabiliyorum ama. O zaman suyun içine değil, şuraya bırakayım. Yine gelir alırım onları. Evet, hepsini yığdım oraya. Tek kelimeyle bir hurdalık oldu orası. Şimdi asit mantarı. Asit mantarı. İki asit mantarı mı istiyormuş? Çok ilginç ya. Vallahi iki asit mantarı istiyormuş. Yağlayıcımız da var, titanyumumuz da var. Bakır telimiz olmaması, daha fazla bakır gerekmesi çok üzücü oldu gerçekten. Kardeşlerim, ben bu bakırları bulup geri dönerim o zaman. Videomuzu sonlandırmadan bu aracımızı da yapıp hep birlikte görelim. Bu sandığım kadar kolay olmadı. Gördüğünüz gibi canım dibine kadar indi. Yalan olduk. Boğuluyoruz. Bin bir türlü efektle birlikte geri geldik ama... Seni ben tamir edemiyor muyum ya? Sen benim sinirimi bozuyorsun orada cızır cızır devamlı.
Seni tamir edebiliyor muyum? Tabii ki tamir ediyorum. Ha, yaşam kozasını böyle düzeltiyormuşum. Ben de Kro gibi deminden beri hiçbir şey yapmıyorum. Ama bakır tel yapabilecek kadar bakırım oldu artık. Buradan da şunu yapmak için sadece yağlayıcıya ihtiyacım var. Yağlayıcı neredesin? İşte buradasın. Gel buraya. Su altı motoru. Mükemmel. Su altı motorumuz da var artık. 5 diyorum buna da. Ve şurada öğrenmediğimiz bir şey varsa, bildiğimizin farkında olmadığımız, ona da bakalım. Bu ne abi? Niye orada bir var? Ha, su altı motoru. Tamam. Yaşam kozası ikinci sistemleri çalışır durumda olduğu için bir şeyler daha öğrendik büyük ihtimalle. Jeolojik veri, çevre taraması. Üçüncü sınıf okyanussal gezegen. Oksijen, azot, hava küre. Geniş canlı çeşitliliği. Canavar sınıfı yırtıcıları barındırabilir. Suda yüksek düzeyde yabancı bakteri bulunmakta. Dağılmış enkaz. Aurora'ya ait enkaz dağılmış. Evet, kireç taşı çıkıntısı. Titanyum ve bakır kaynağı. Bulunduğumuz yerde çok hoşmuş. Arada bir şu öz taramayı yapıştırayım ben kendime. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi güzel kardeşim, ben demin orada bir şey gördüm. Birbirimizi kandırmayalım. Su geçirmez dolap vardı orada. Şöyle geliyorum madem öyle. Bırakıyorum. Buraya geliyorum. İki tane su geçirmez dolap yapıyorum. Tabii bunlar sığıyorsa üstüme. On numara şaheser. Kısa vadeli bu su geçirmez dolaplar bana lazım. Onları da buraya atamıyorum, değil mi? Tabii ki buraya atamıyorum. Su geçirmez dolapları koyacağım yer çok korkunç yalnız. Yani öyle bir yerdeyiz ki biz. Su geçirmez dolaplarımız uçup gidebilir. Su geçirmez dolaplarımı şurada bırakayım. Bıraktım onları. Asılı kalırlar mı acaba orada? Bilmiyorum. Bunu bize zaman gösterecek. Kardeşlerim şimdi işte o an. İşte o an. Gördüğünüz gibi bize etrafımızın mekanın yapısını da göstererek gayet hızlı yüzmemizi sağlıyor. Bu cihazımızı da yaptıktan sonra eğer oyunumuza siz kardeşlerim isterseniz de devam edersek büyük araştırmalar yapacak. Etraftaki diğer bizim gibi fırlamış olan nodülleri bulup onları araştıracak, senaryomuzu keşfedecek oyunumuza çok daha güzel bir şekilde devam edebileceğiz. Evet kardeşlerim, sizlerin zaten bildiği bir oyun Subnautica efsane tamamlanmış olarak geri döndü. Umarım beğenirsiniz ve devam ederim dersiniz. O zaman biz de serimizi yaparız. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.